Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 308'i tanıtmak istiyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim. Bu aracımız Allura Sport Paket. Bu aracımızda tüm farlarımız LED farlar. Yine aracımızın sinyal lambası gördüğünüz gibi tamponun üzerinde krom detaylar içine saklanmış. Bu da gördüğüm değişik bir sinyal sistemi. Hemen altında da sis farlarımız vardı. LED farlarımızın görüntüsü gerçekten çok güzel. Yine araçta krom detaylar kullanılmış. Bu krom detaylar aracın ön panjurunda gerçekten güzel bir görüntü sağlamış. Peugeot amblemimiz yine orta kısımda ve Peugeot yazısı da krom detayların içine gömülü şekilde yazılmış. Bu araçta gördüğünüz gibi ön park sensörü var. Yani bu aracımızda aktif şerit takip sistemi, yorgunluk tespit sistemi, akıllı ışık sistemi, hız levhası tanıma sistemi, aktif kör nokta uyarı sistemi, arka kamerası ve otomatik park asistanı olmak üzere güncel sürüş destek sistemlerini barındırıyor. Gerçekten aracın ön görüntüsü ve gerçekten dediğim gibi sinyal lambalarının da orada kullanılması gerçekten harika bir tasarım olmuş diye düşünüyorum. Cam kenarlarındaki bu krom detaylar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Çoğu araçlarda bunlar bulunamıyor. Bu araçta bu cam kenarındaki detaylar krom olması çok güzel. Yine kapı kolları aracın kendi renginden, orta direkler parlak piyano bilekten yapılmış. Yine bu ayna üzerindeki sinyal lambaları da çok bir şık tasarım oluyor. Peugeot bu konuda bu araçta bunların hepsini bir arada kullanmış, güzel olmuş. Aracın geri görüş kamerası bagajın plakalık üst kısmında bagaj açma tuşunun hemen sol tarafına yerleştirilmiş. Orada da gayet güzel görünmüyor, şık duruyor. Yine arka stoplarımız 3 pençeli imza özelliği taşıyor. Aracın arkadan görünüşü A3 hatchback gibi geliyor. Çünkü yuvarlatılmış bir şekli var. Ben ona benzettim. Stoplar gayet güzel. Arkadan çamurluğa doğru uzanmış değişik bir görüntüsü var. Yine spoilerin üzerindeki stop lambamız. Altta yine park sensörlerimiz de bu araçta mevcut. Aracın tamponları kendi renginden. Cam tavan gerçekten araçlara çok güzel bir görünüm veriyor. Bu araca da çok yakışmış fakat bu anteni ben bu araca yakıştıramadım. Burada balık sırtı bir anten beklerdim. Bu kadar detayları düşünüyorsunuz. Bu kadar güzel bir şık tasarım yapıyorsunuz. Fakat böyle bir anteni de bu araca siz layık görüyorsunuz. Ben de bunu yakıştıramadım ama aracın cam tavanı gerçekten araca yakışmış. Aracın jantları elmas kesim, çelik alaşımlı çok güzel bir görüntüsü var. Lastiklerin gördüğünüz gibi yanakları ince, spor bir görüntüsü var. Bu araçta 225'e 45-17 lastikler kullanılmış. Gerçekten dıştan baktığınızda araçta çok güzel duruyor. Aracın bagajı gördüğünüz gibi her taraf kumaşla kaplı. Burada bir tane filemiz var. Buraya istediğiniz eşyanızı sabitleyebilirsiniz. 420 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Gerçekten böyle bir araca yeterli. Altta bir stepnemiz var. Bagaj tampondan alçakta kaldığı için yani yüklemede ağır eşyalarınızı alırken biraz zorlanırsınız. Yine bagaj kapağında kullanılan sert plastikler var. Burada tutamağımız var ama aşağı çekerken biraz sizi zorlayıp elinizden bagajın çıkmasına sebep olabilir. Bu detay da iyi olmamış. Aracın kapı kollarında kullanılan deriler yumuşak bir deri. Ve krom detaylar dikkat çekiyor. Yine kapıyı açma tutamağımız yine gördüğünüz gibi krom. Önde bir hoparlör sistemimiz var. Yine kapı kolundaki ön kısımdaki detaylar krom ve kumaş detaylar ortada dikkat çekiyor. Küçük de olsa burada derin bir saklama gözümüz var sol ön kapıda. Peugeot 308'e yeni denilmesinin sebebi tamamen hayalet bir ekran gelmesi. Buna entegrede teknopaket 9.7 inçlik bir ekranın olması arkadaşlar. Aracın en dikkat çekici yerlerinden bir tanesi zaten gösterge paneli. Tamamen hayalet bir ekran. Bu araçta 6 adet ekran modu var. İstediğiniz ekran modunu seçerek aracın gösterge panelini
sizin isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Gerçekten bu ekrana ben bayıldım. Hatta gördüğünüz gibi ekranın kenarındaki krom detaylar bile o ekranın size daha hoş ve daha güzel görünmesini sağlıyor. Peugeot, işte dediğim gibi 208 yeni denilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu ekranın olması. Araç 3 kollu, spor ve güzel bir direksiyon simidine sahip. Deri bir direksiyon simidi. Peugeot amblemimiz ve sağda solda yine aracın fonksiyonel tuşları var. Altta direksiyonun alt kısmında F1 vites kollarımız var. Hemen yine sol tarafında da far sensörümüz ve sinyal kolumuz var. Gerçekten direksiyon sistemi ve de krom alttaki koldaki krom detay gerçekten çok güzel. Multimedya sistemimiz sağ tarafta yine. Aracın torpidosu yumuşak bir deriden yapılmış. Çok zarif ve çok şık. Aracın zaten torpido görünümü çok şık, çok narin. Yine görüyorsunuz burada saklama gözümüz ve telefonumuzu şarj edeceğimiz bir alan var. Vites dokusumuz gerçekten çok kullanışlı, çok fonksiyonel. Burada yine aracın sürüş modları var. EcoSport gibi. Yine burada vites topuzumuzun üzerinde aracın geri ileri ve boşta park hali, alt kısmında da manuele getirdiğimizde kullanabileceğimiz tuşlarımız var. Yine krom detaylar hava kanallarında ve kapı kollarında devam ediyor. Çok zarif ve şık duruyor. Dediğim gibi yani Peugeot gerçekten bu alanda bu araçta güzel bir iç tasarım yapmış. Yine buradan da cam tavanı açabileceğimiz tuşumuz var. Aracımızda 9.7 inçlik bir ekran var. Bu ekran sayesinde aracın birçok fonksiyonlarını yerine getirebiliyoruz. Örneğin klima tuşlarımız ekranın üzerinde. Yine bazı fonksiyonları da yine buradan off ve on haline getirebiliyoruz. Bu da şu olmuş oluyor arkadaşlar. Aracın torpidosu üzerinde birçok tuştan kurtulmuş oluyorsunuz. Araca daha sade ve güzel bir görünüş sağlıyor. Aracın arka koltukları güzel, rahat bir kullanışlı bir kumaşı var. Yine ortada bir kolda yamağımız var. Eğer iki kişi yolculuk yapıyorsak arkada uzun yolda bu kolda yama işe yarıyor ve de bardaklarımızı koymak için gerçekten güzel düşünülmüş, tasarlanmış diye düşünüyorum. Bu detay gerçekten bu araç için güzel olmuş. Taban yüksekliğine gelince rahat bir oturuş şeklim var. Kapıyı da çekelim. Yani oturduğunda kolunu rahatça koyabiliyorsun. Rahat edebiliyorsun. Taban yüksekliği de 1.71 boyundaki bir kişi için bir karıştan fazla rahat bir yolculuk yapılabilir diye düşünüyorum. Mesafesine gelince oturduktan sonra hemen hemen de koltuğun arka kısmı biraz içeriye doğru eğimli olduğu için diz mesafesi bu araçta diğer araçlara göre gayet güzel. Şaft yüksekliği çok fazla olmasa da birlikte var. Orta kısımdaki kişiyi rahatsız edebilir. Şimdi arkadaşlar aracımızı çalıştıralım ve farların ve ledlerin yanış şekillerini görelim. Gördüğünüz gibi ön led lambalarımız yandı. Gayet şık ve güzel bir görüntüsü var. Sinyal lambalarımız şu anda yanıyor. Çok güzel, çok şık duruyor. Altta yine sis farlarımız yandı. Gerçekten aracın görüntüsü çok güzel. Arkadaşlar bu aracın 3 versiyonu var. Şu anda otomatik olarak satılan EAT 8 ileri tam otomatik şanzımana sahip. Bunlardan Stiltec 1.2 benzinli olanı 130 beygirlik bu araç. 283.253 liradan yine Allura Sport paketi. Yine bu araçta benzinli 130 beygir. Bu da 303.653 TL'den. Yine bunun dizel versiyonu 1.5 Blue HD'ye 130 beygirlik Stiltec paketi de 305.192 liradan satışa sunuluyor. Bu aracın yeni versiyonu, yani bu araç şu anda bu kadar pahalıyken yeni versiyonu Golf'e rakip gösterilirken gerçekten bu aracın yeni versiyonu kaç para olur? Türkiye şartlarında bu araçlara kimler sahip olabilir? Bunu tartışmak gerekir. Gerçekten şu araç fiyatlarının çok yüksek olması, ÖTV diliminin çok yüksek olması, araçların
sıfırdan hiç aracı olmayan arkadaşlar için araba alacaklara gerçekten çok zor görünüyor. Tek maaş, tek ev kirası, şununla bununla bu araçlara gerçekten sahip olunmaz. Ben bu araçlara düzenleme yapılmasını istiyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda bir başka bayinin misafiri olmak istiyorum. Şimdiden yorumlarınızı bekliyorum ve yorumlarınıza göre yön vermek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi seyirler diliyorum.